Bu makale Cins dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Dursun Gürlek. Tarihini okkayla satan millet. Eskilerin hazine evrak dedikleri arşiv belgeleri her milletin geçmişinde büyük bir rol oynamaktadır. Tarihin en eski milletleri olan Babilliler, Asurlular, Eski Mısırlılar, Roma ve Bizans da arşiv konusuna çok önem veriyordu. Eski Türk hükümdarlarının da gerek İslam'dan önce gerekse daha sonraki yıllarda evrak hazineleri bulunuyordu. O hükümdarlarının saraylarındaki hazinelerse tarihi eşya, mücevherat hazinesi ve defterhane hazinesi olmaktadır. Üzere ikiye ayrılıyordu. Aynı kuruluşlar Selçuklularda ve Anadolu beyliklerinde de görülüyordu. Osmanlı saraylarında rastladığımız hazine-i hümayunla defterhane hazinesi padişahın mutlak vekili olan vezir-i azamın mührüyle mühürleniyordu. Türklerde defterane defterleri bağımsızlığın sembollerinden biri olarak kabul ediliyor ve büyük önem veriliyordu. Fatih de Topkapı Sarayı'nda bir hazine-i hümayun yaptırmıştı. İşte bu hazinelerde fethedilen ülkelerin vakıf defterleri ve diğer kıymetli evrak bulunuyordu. Bunların en eskilerine defteri atik, sonrakilere defteri cedid, daha eskilerine ise defteri köhne deniliyordu. Bu defterler günümüzün istatistikçilerine parmak ısıttıracak kadar mükemmel düzenleniyor, büyük bir titizlikle muhafaza ediliyordu. Daha sonraki yıllarda Sultanahmet'te bulunan ve Bizanslılardan devralınan defterhane, Bab-ı Hümayun odaları, kubbe altı mahzenleri, Bab-ı Meşihat ve medrese odaları gibi yerlerde korunan arşiv belgeleri ne yazık ki gerekli ilgiden mahrum kaldı. Günden güne artan evrak sayısı da muhafaza işini biraz zorlaştırdı. Vakanüvis Lütfi Efendi tarihinde bu ilgisizliği şöyle dile getiriyor. Dairelerde biriken evrak ister padişahlara ait yazılar olsun, isterse devletler arası yazışmalardan ibaret bulunsun, üzerleri açık ve parçalar halinde mahzenlere atılıyor, karma karışık bir halde birbirinin üzerine yağılıyordu. Bunları korumakla görevli herhangi bir müdür ve katip de yoktur. Her şey o kadar başıboş bir durumdaydı ki 3-5 kuruş vereceğiniz bir hamal istediğiniz bütün malzemeyi güpe gündüz alıp götürebilirdi. Yalnız divan kalemindeki defterler ve evrak koruma altında tutuluyordu. Onların dışındaki bütün belgeler işte böyle hazin bir manzara ile karşı karşıya bulunuyordu. Ayrıca mahzenlerin tavanı zamanla eskimiş, evrakın yüzde ellisi rutubetten mahvolmuştu. Bu Osmanlı belgelerinin zamanla şunun bunun eline geçtiği, onun bunun terekesinden çıktığı anlaşılıyor. Aynı tarihçiden öğrendiğimize göre o zamanlar böyle değerli belgeleri evrak-ı matruda yani kovulmuş, uzaklaştırılmış, atılmış evrak deniliyordu. Tanzimattan sonra Mustafa Reşit Paşa arşiv meselesine ciddi anlamda el attı. Alay Köşkündeki hazine evrakı Avrupa'daki benzerleri gibi modern yöntemlerle tanzim ettirdi. Arşiv belgelerine uygulanan imha hareketlerinden biri de Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinden sonra kendini gösterdi. Meşhur tarihçilerimizden Abdurrahman Şeref Efendiye göre Yıldız Sarayı'ndan alınan 300 sandık tutarındaki tarihi evrak Beyazıt Meydanı'nda yakıldı. Çünkü gelen ağam, giden paşam felsefesini kendilerine düstur edinen ve yeni rejime dört elle sarılan iki yüzlü herifler, bir zamanlar devrin padişahına verdikleri jurnallerin dolayısıyla foyalarının ortaya çıkacağından korkuyorlardı. Evet, geçmiş zamanı mazi eleğiyle elerken dünden bugüne doğru yavaş yavaş gelirken tarihi değerlerimize, kültürel varlıklarımıza duyulan ilginin daha da azaldığını, hatta ihanete dönüştüğünü görüyoruz. Merhum tarihçimiz İbrahim Hakkı Konyalı sahibi olduğu tarih hazinesinde bakınız nasıl bir ifşaatte bulunuyor. Bir ara Ayasofya'nın üst kattaki mahfillerinde bulunan bazı tarihi evrakın tasnifine başlanmış, o sırada Alman İmparatoru Wilhelm İstanbul'a geleceği için bu vesikalar moloz gibi küreklerle papaz odalarına atılmıştı. Ben bunları görüp ilgilileri uyandırıncaya kadar evraklar burada güvercin pislikleri, yağmur sızıntıları altında kalmıştır. Osmanlı Evrak Hazinesi ile ilgili asıl büyük facia 1931 yılında ortaya çıktı. Cahil bir komisyon ve gafil bir defterdarın öne yak olmasıyla Osmanlı arşiv belgelerinin Bulgarlara satılmasına karar verildi ve bu menhus plan derhal uygulanmaya konuldu. Aynı yılın Mayıs ayında İstanbul Defterdarlığı Maliye Evrak Hazinesi'ndeki tarihi evrakı hamallar balyalar haline getirdiler. Bu balyalarla arabalarla sirkeciye kadar götürülecek, orada trene yüklenerek Bulgaristan'a gönderilecekti. Nitekim öyle de yapıldı. Tam 200 balya tutan Osmanlı arşiv belgeleri okkası 10 kuruş 10 paradan Bulgarlara satıldı. Tam 2 yıl sonra merhum muallim Cevdet'in hükümet nezdinde gösterdiği üstün gayretle kısmi bir netice alındı. Bulgarlar kendilerinden geri istenen bu 200 balyadan ancak 51 çuvalını gönderdiler. Tabii ki onlar da curuf'tan ibaretti. Bulgarlar bu iki yıl içinde Viyana'dan getirttikleri bir müsteşrike, doğu bilimciye bütün bir Osmanlı belgelerini incelettiler. Kendileriyle ilgili olanları ayırttılar. O zamanki gazetelerin yazdığına göre evrakın bir bölümünü 40 milyon levaya Vatikan'a sattılar. Bu kültür cinayeti olanca fecatiyle Muallim Cevdet kitabında anlatılıyor. Meraklılarına doyurulur, meraksızlar uyumaya devam etsinler bizden 2-300 sene evvel uyuyanlar, hala uyuyanlardaki mahiyeti görsün, efsanesi kaybolsa kıyamet koparanlar, tarihini okkayla satan milleti görsün. Mithat Cemal Kuntay Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.